Herkese... Dur, oturamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bugün yeni bir şey anlatmayacağım. Gene bir yerlere gideceğiz. Ama şunu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu ayın 12'sinde Apple'ın lansmanı var. Bu ne demek oluyor? Yeni iPhone, yeni MacBook, yeni iPad, yeni Apple Watch vesaire vesaire. Bunların hangisinin tanıtılacağı daha kesinleşmedi ama kesin olan bir şey var. Yeni iPhone'unu tanıtacaklar, yeni iPad'i tanıtacaklar diye ümit ediyorum. Ama tabii ki de bizi ilgilendiren kısmı şu. Kaç para? Yani iyi güzel diyorsun da. Şu an bile iPhone X'lerin Türkiye fiyatı 7500 hatta 8000 lirayı bulmuşken acaba yeni çıkacak iPhone'ların fiyatları ne olacak bilinmez. Biliyorsunuz Samsung Note 9'u çıkarttı ve Türkiye satış fiyatını da 6500 TL olarak belirtti. Bu çıkış fiyatıydı ama öğreniyoruz ki bugün itibariyle Note 9'lara zam geldi. Artık Note 9'un başlangıç fiyatı 8000 lira. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone fiyatları yaklaşık 8000 lira, 8500 lira gibi bir şey olacak. Neyse, bugün yapacağım şey şu. Lansman öncesi gidip fiyatlara bakacağız. Son durum ne? Nedir, ne değildir? Çin'de bakacağız. Çok enteresan bir şey fark ettim. Acaba öyle mi diye orada check edeceğiz. Yuan arkadaşlar, yani Çin parası şu an Türk parasıyla kafa kafaya gidiyor. Biraz düşüyor, biraz yükseliyor ama nereden baksanız 1 yuan 1 TL. Bu da artık Çin'i pek de cazip kılmıyor. Bunu diğer videolarımda da söylemiştim. Neyse, lafı çok uzattım. Şangay'a gidiyoruz. Apple Store'a gideceğiz. Fiyatlara bakacağız. Bakalım nedir, ne değildir son lansman öncesi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, yuan'ın değerinin artmasıyla beraber Çin'de iPhone X'ler 8316 yuan yani 8000 TL'ye satılıyor. Bu da Türkiye'den yaklaşık 500 TL daha fazla demek. iPad Pro'lar 6000 TL'den başlayan fiyatlarla, iWatch'lar 2565 TL'den başlayan fiyatlarla, ...13 inç MacBook Pro'lar 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olduğunu görüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi artık Çin'in hiçbir özelliği kalmadı. Özellikle Apple açısından. Çünkü fiyatlar artık Türkiye'de daha ucuz. Vallahi yalan değil, gördünüz yani. iPhone'larda bu fiyat farkı 200-300 lira oynarken, yani Türkiye'de 200-300 lira daha ucuz olurken, MacBook Pro'larda ve iPad'lerde bu fiyat farkı 500, hatta MacBook Pro'larda 15 inçlerinde 700-800 liraya kadar çıkıyor. Ülkemiz şu an daha ucuz durumda Apple açısından. Bu fiyatlar bu kur farkı yüzünden. Çünkü yuan şu anda 1 TL'ye yaklaşmış durumda. 0.96, 0.97 civarında. Belki ben bu videoyu koyduğumda aşağı yukarı artı eksi 2-3 kuruş oynayabilir. Ama şu anda fiyatları gördünüz. İnceleme için geldik. İçerisini çektik. Çok fazla detaylı inceleyeceğimiz bir ürün yok. Çünkü ayın 12'sinde yeni ürünler tanıtılacak. Esas o zaman gelip burada çekim yapmayı düşünüyorum. Çünkü Çin'de ürünler Türkiye'den daha erken çıkıyor. Bizim ülkemizde tanıtıldıktan yaklaşık 2 ay sonra, yani Kasım gibi falan çıkar büyük ihtimalle iPhone ve iPad'ler. Ama buraya bir hafta, belki 2 hafta sonra falan gelecek. Öyle ümit ediyorum. İçeridekiler de öyle söyledi. Yani söylenecek bir şey yok. Ufak bir video yaptık. Size fiyatları gösterdim Çin'deki. Şu an arkadaşlar Çin'i unutun. Ben size söyleyeyim yani. Alacaksanız Amerika'dan alın ürünleri. Çünkü burası gerçekten pahalı. Ya da gidin bizim ülkemizden alın, Türkiye'den alın. Çünkü bir de buradan alıyorsun iPhone'u. Bir de bunun pasaport işlemi var. Bir de öyle bir durum var. O yüzden hiç abi zorlamayın. Gidin ülkemizden alın paşa paşa. Abi her şey çok pahalı ya. Yani inanmıyordum da geldik gördük Apple fiyatlarını. Şu an Xiaomi ya. Yani Çin'de şu an Xiaomi her şeyi bitirmiş durumda. Ürün yelpazesi, ürün kalitesi,
açısından şu an benim favorim. Fiyatlar hala makul seviyede yuanın artmasına rağmen. Bir sonraki videoda da Xiaomi'deki güncellemeleri, Xiaomi'deki şeyleri anlatacağım. Pocophone F1, onun için geleceğiz, inceleyeceğiz, bulabilirsek tabii. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Twitch kanalı açtım, artık Twitch'ten de yayın yapıyorum. Geldiğim yerlerde yayın açıp sizleri canlı yayında etrafı göstermeye çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar, hoşça kalın, görüşmek üzere.